Fethiye denince akla Ölü Deniz geliyor. Ölü Deniz denince de Kelebekler Vadisi. O meşhur yer işte burası. 2500 kilometrelik Ege ve Akdeniz turumuzun son durağıydı. Burası Alanya. Evet, düştük yola. Cengiz abi, sen de kendini dondosuyla baldızlarını denize götüren enişte gibi mi hissediyorsun? Yok, ben Erdal'ı denize götüren. Have a question for you. Where are you from? Moscow. Yeah, Moscow. Как тебя зовут? Мила. Мила. Спокойной ночи. Я тебя очень люблю. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene. Karakollar beni alır, sorgular gecelerce. Hiç bekleme, belki gelmem, gelemem senelerce. Rivayete göre 2100 yıl önce Roma kralı burayı Kleopatra'ya hediye etmiş ve her gün buraya yıkanmaya, duş almaya geliyormuş tek başına. Kamp yerimizi şimdi de buraya kurduk. Cengiz Bey, ne var menüde? Menüde bugün kavurma yapıyoruz. Yani ortalama 17 bin yıllık bir tarihi barındırıyor bu mağara. Bugün kendimi doblosuyla baldızını denize götüren enişte gibi hissediyorum. Evet, doblonun içindeyiz ve yine İstanbul'u terk ediyoruz. Şu anda İstanbul'un çıkışındayız. Yavaş yavaş terk ediyoruz. İstikamet neresi Cengiz Bey? İstikamette araç bizi nereye götürür sana ya? Abi, bu dobloya kaldıysak bizi her yere götürebilir. Evet, sahil turu yapacağız. Körfez'den başlayacakmışız. Bursa üzerinden Balıkesir, sonra İzmir, sonra Muğla, Bodrum, sonra Antalya, sonra da geri döneceğiz. Evet, düştük yola. Cengiz abi, sen de kendini doblosuyla baldızlarını denize götüren enişte gibi mi hissediyorsun? Yok, ben Erdal'ı denize getiren. Enişte. Evet, oldukça uzun yolumuz var. 9 gün tahmini süremiz ve sürekli yolda olacağız. Arkada bir sürü malzemelerimiz var. Kamp kuracağız gideceğimiz yerlerde. Otellerde kalmayacağız ve çadırda kalmayı planlıyoruz. Uyku tulumlarımız var. Mangalımız var, tüpümüz var. Çay demleyeceğiz. Mangal yakacağız. Genelde fakir sokakta kalacağız. Fakir işi. Fakir işi mi, kamp işi mi? Bilmiyoruz abi. Kimine göre fakir işi, kimine göre kamp işi. Ama arabamıza bakılırsa fakir işi gibi. Doblo. Kaptanımız Cengiz Sarı keyifli yolculuklar diliyor mu? Ege ve Akdeniz turumuz ilk Balıkesir'de başlamıştı. Balıkesir'den hemen sonra İzmir'e ve İzmir'in en güzel semtlerinden Çeşme'ye geldik. Şu anda sabahın çok erken saati olduğu için sahiller bomboş. Şöyle çok az insan yürüyüş yapıyor. Denize giren var ve uçsuz bucaksız Çeşme'nin en büyük plajındayız. Hava sıcak sayılır. Henüz daha tam ısınmadı ama denize bakacağız şimdi. Şöyle denizde hemen karşıda Yunan adaları görülüyor. Şimdi denize girme zamanı. Şu an Alaçatı sokaklarında geziyoruz. Erdal Çeşme'yi, buraları çok sevdi. Çeşme'ye bağlı yaklaşık 5 kilometre ötesinde Alaçatı'ya geldik. Buraların şöyle güzel dükkanları var. Böyle döndüğümüzde. Burası merkezi mi Cengiz Bey? Evet, burası Alaçatı'nın merkezi. Evet, şöyle devam ettiğimizde de sahile ineceğiz değil mi? Evet, evet. Taş evler var değil mi Cengiz abi? Evet, Çeşme'nin taş evleri meşhurdur. Başka ne özellikleri var abi buraların? Burada kale var. Şu kalesi çok güzelmiş. Değirmen gibi yaklaşlar. Tabii turistler orada. Hediyelik eşyalar. Her şey var. Dünyanın en güzel yerlerine sahibiz. Türkiye'nin hemen her köşesi cennet tabii. Ama buralar biraz daha ayrı güzel.
alt taraflar deniz. Sörf okulları meşhurdur burada. İnsanlar buraya sörf yapmaya gelirler. Ne kuaföre verdiğim parayla rakı içilip şerefsiz daha güzel görünürsün. Çok başarılı değil mi? Alaçatı'dan çıktık yola. Şimdi de Seferihisar'da bir mola verdik. Uçsuz bucaksız deniz burada da kendini hissettiriyor. Denizler biraz boş Eylül ayı olduğu için kamp yerimizi şimdi de buraya kurduk. Cengiz Bey ne var menüde? Menüde bugün kavurma yapıyoruz. Kavurma mı var? Peşine çayımızı yapacağız. Aa, kavurma. Fas kebabı diyorsun yani. Evet. Dur bakalım. Kaynıyor. Domatesimizi de ilave edelim üzerine. İsterim sana ya. Senin de kamp ruhu var ha. Biraz var. Seviyoruz bu hayatı. Yaşıyorsun bu hayatı. Evet, tas kebabıyla devam edeceğiz. Çay mı? Tamam. Ben de çayı yapacakmışım. Bana onu söyledi. Evet, daha uzunca bir sahil gezisi bizi bekliyor. Henüz Ege'deyiz. Daha Akdeniz'e inemedik. Ama her gördüğümüz yere şöyle çökmeye devam ediyoruz. Kuşadası'na doğru iniyoruz ha. Evet. Kuşadası'nın en büyük özelliği ne abi? Tatil beldesi. Aydın'ın tatil beldesi. Kuşadası. Genelde çünkü ağırlık yerli turist. Yabancı turist potansiyeli de var burada. Evet, yerli ve yabancı turist buraya sıklıkla geliyor fakat daha çok yerli turist. O yüzden onlar da okullar açıldığı için artık yavaş yavaş bu bölgeyi terk etmişler. Bize kaldı gibi diyeceğim ama trafik de var. Evet, Kuşadası'nın havası, iklimi tabii bu mevsimde bir başka güzel. Şöyle baktığımızda uçsuz bucaksız sahilleri var, plajları var. Şurada da Kuşadası'nın yerleşim yerini görebiliyoruz. Tam şu noktada da Ada Kale varmış. Çok eski tarihi bir kale. Ada Kale. Denizinin berraklığı şöyle kendini gösteriyor. Turumuzda sonunda Bodrum'a ulaştık. Ortakent'teyiz. Buradan plaja girelim dedik. Çünkü en güzel plajlar bu bölgedeymiş. Bodrum'un ikinci koyu. Şöyle uçsuz bucaksız. Sabahın erken saatleri tabii. Burada da yerleşim yerleri var yine. Bu taraflarda da şöyle çok güzel. Doğanın ortasını katlederek ne yerleşim yerlerini yapmışlar. Evet. Turumuza Bodrum'da devam ediyoruz. Dalga yok. Dalga sıfır denecek kadar. Evet, Bodrum'un Ortakent Yahşi plajındayız. Tabi burada en önemli sorun yaş ortalaması 80 ve üzeri emekli olmak gerekiyor. Plajda, sahillerde orta yaşlı kimse kalmamış. Dünyanın en güzel coğrafyalarından Bodrum'u bir de tabi tepeden görmek lazım. Şöyle dönüp baktığımızda evler bembeyaz. Burada boya yasak evlere, sadece beyaz olmak zorunda. Şu noktada marinası var hemen. Şöyle döndüğümüzde kalesi var, meşhur Bodrum Kalesi ve dağlara, taşlara ev yapmışlar. Yakında şu dağların tepelerine kadar ev çıkar maalesef. Çok fazla ev var, çok fazla kalabalık. Bu sezon olmasına karşın hala ciddi bir kalabalık devam ediyor. Turumuza devam ediyoruz. Yan yana geçen geceler unutulur gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Uzun uğraşlar sonucu sonunda Marmaris'e geldik. Hatta denize bile girdik.
Her yerin ayrı denizinin güzelliği var, doğal güzelliği var. Marmaris de tabii ki onlardan birisi. 140-150 kilometre yaptık son durağımızdan sonra. Buraya ulaştık. Marmaris merkezde şöyle çok güzel koyları olan plajlar var. Uzayıp gidiyor uçsuz bucaksız. Hemen her yerde olduğu gibi yatlar, tekneler. Tabii hava sıcaklığı burada 32-34 derece arasında değişiyor. Yani hala yaz günleri devam ediyor. Şimdiki plan ne? Adres neresi? Şimdiki adres Ölüdeniz. Evet, Ölüdeniz'e girmek üzereyiz. Şöyle kuş bakışı tepeden görünüyor değil mi? Niye ölü demişler? Canı mı yok? Burası denizi bir koy gibi daha sadece sakin. Ha, havuz gibi yani. Akvaryum gibi diyorlar burayı anlatırken. Demek ki o burası. Vay be. Herhalde 7. 8. durağımız oldu. Evet, artık yavaş yavaş Muğla'nın sonlarına geliyoruz. Ve Muğla bitiyor. Bundan sonra Antalya başlayacak. Ölüdeniz ile birlikte. Aa, tepeden görünüyor. Çok güzel. Buranın en büyük özelliği yamaç paraşütçülerinin olması şu noktada. Aa, dağın en yüksek dağı buranın. O dağdan aşağı doğru yamaç paraşütü yapıyorlar. Yine güzel bir coğrafya. Evet, turumuzun önemli duraklarından birisi de Fethiye Ölüdeniz'di. Erken saatlerde buraya da ulaşmayı başardık. Aslında adı Ölüdeniz fakat bugün biraz terslik var. Gittiğimiz noktalarda belki de denizde en coşkun dalgalar burada var. Burada da deniz turizminin yanı sıra bir de yamaç paraşütü yapılıyor şöyle. Gökyüzündeki büyük dağların etrafında yamaç paraşütü başlıyor ve yamaç paraşütüyle bu noktaya kadar iniyorlar, plaja iniş yapıyorlar. Tabii burada bir de yat turizmi var. Denizin rengi turkuaza dönmüş durumda. Artık Fethiye'nin son ucundayız. Bundan sonra yavaş yavaş Antalya'ya geçiş yapacağız. Şu noktada Antalya var. Burada da yine buranın bir özelliği daha var. Şöyle küçük küçük doğal taşlar var plajlarında. Çok fazla kum yok burada. O yüzden mutlaka plaj ayakkabısıyla giriliyor. Fakat çok temiz. Suyu özellikle buranın en temiz yerlerden birisi koy olduğu için. Fethiye denince akla Ölüdeniz, Ölüdeniz denince de Kelebekler Vadisi geliyor. Şu anda biz de o kayalıkları şöyle tırmandık ve Ölüdeniz'in Kelebekler Vadisi'nin hemen üzerindeyiz. Evet, şu anda da şu nokta Kelebekler Plajı'ymış. Görüldüğü gibi denizin temizliğiyle artık güneş de yavaş yavaş batmaya başladığı için görüntü daha güzel oluyor. Tabii burası böyle kayalıklar olduğu için belki her sezon 20-30 kişi burada hayatını kaybediyormuş bu eşsiz manzaraya karşı. Tabii millet fotoğraf koyacak sosyal medyaya. O yüzden hayatını riske atıyorlar. Öyle olunca da öyle hayatlar son buluyor. Bunu denizin güzelliği ve coğrafyanın güzelliği herhalde çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ben buraya çıkayım, buradan çekeyim mi seni? Doğum günüm diyorsun. Doğum günüm, günüm, doğum günüm bugün. Doğum günüm diyorsun. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce.
Sana boncuktan kuş yaptım konacak pencerene. Karakollar beni alır sorgular gecelerce. Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce. Bu kadar şimdi. Ya bitmedi de bu kadar. Kaşa kaç kilometre? Bir kata tavsiye ediyorum. Kaşa 45 kilometre. İstikamet kaç mı? İstikamet kaç. Evet, sonunda Akdeniz'e, Antalya'ya ulaşabildik. Muğla'ya en yakın ilçesi Kaş'a geldik. Burada da Büyük Çakıl plajı varmış, çok meşhur. Ben ilk defa geliyorum. Biraz dalgalı, sabah erken saatlerde şöyle boş. Genelde plajlar sabah erken saatlerde boş oluyor. Biz de her sabah ayrı bir yerde denize giriyoruz. Şimdi de burada denize gireceğiz. Evet, artık Antalya oldu. Denizin berraklığı, temizliği ve iri çakılları var. Normal sandaletsiz ya da terliksiz yürünmüyor. Doğal çakılmış burası. O yüzden ismi Çakıl Plajı, Büyük Çakıl Plajı olarak geçiyor. Ve doğal çakılları var. O yüzden kum serilmemiş. Kayalıkların içinde söyledim. Oldukça güzel doğası var. Yine şöyle döndüğümüzde de Kaş merkez hemen kayalıkların arkasında kalıyor. Evet, Antalya'nın Kaş ilçesinin bir de tepeden görünümüne bakalım. Hemen şu karşıda Yunan adaları var. Sıra dağlar gibi görünen Yunan adaları var. Yaklaşık 5-6 kilometre ötede maalesef zamanında Yunanistanlılara verilmiş Yunan adaları var. Kaş'ın en büyük özelliği şu noktada merkezi. Ve balıkçılıkla geçinen bir kasabaymış. Yüzyıllar boyu hala balıkçılık yapılabiliyor. Tabii aynı zamanda turizm kenti olmuş. Şöyle güzel koyları var yine Kaş'a özgü. İki tarafta da var. Ve birçok vatandaşımız bu noktada, köylüler balıkçılıkla ve tarımla hayatlarını idame ettiriyorlar. Yine bir balıkçı teknesi açılıyor şu anda. Evet, sakin, sessiz bir gün. Gittiğimiz her yere hemen tezgahı kuruyoruz. Şu anda Kemer yolu üzerindeyiz. Kaş'tan çıktık yola, sonra Fenike ve hedefimiz Kemer. Sabah kahvaltısı vakti. Hemen aracımızda şöyle tüpümüz var. Tüpte kaşarlı, yumurta, biberli. Ondan sonra menü zengin. Menüde ne var beyefendi? Domates, biber, zeytin. Bu kadar mı abi? Peki, çayımız da hemen şurada. Evet, tüp olunca her şeyi yapıyorsunuz. Hemen yol kenarına attık iskeleyi ve şu anda da sabah kahvaltısı zamanı. Kemer'in bilinen tarihi yaklaşık 2500-2600 yıl olduğu tahmin ediliyor ve Antalya'nın biraz daha elit turistlerinin geldiği bölge, Kemer bölgesi. Uçsuz bucaksız plajları var şöyle. En eski yerleşim yerlerinden birisiymiş tabii tarih boyunca. Yaklaşık 150-200 yıl önce Osmanlı hakimiyetine, sonra da Türk hakimiyetine geçmiş en önemli turizm bölgelerinden bir tanesi. Her yıl turistlerini böyle ağırlayabiliyor. Eşsiz bir doğa harikası manzarasıyla şimdiki durağımız da Kemer ve bir günde burada kalacağız. Ege ve Akdeniz turumuzda Antalya'ya kadar ulaştık. Antalya merkezdeyiz. Konyaaltı Belediyesi'nin hemen önünde. Sağ tarafta merkeze ait oteller var. Konyaaltı Belediyesi var ve Konyaaltı plajına geldik. Oldukça rüzgarlı ve hırçın bir gün şöyle. Hırçın dalgalar var. Bu da hem yerli hem de yabancı turistler buraya sıklıkla geliyorlar. Antalya merkezde oturan yerlileri ve yine çalışanlar bu noktadan plaja girebiliyorlar. Ücretsiz ve
oldukça uzun, uçsuz bucaksız. Ta Antalya'nın girişinden, dağların oradan başlıyor. Ta şu sona kadar gidiyor. Falezlerin olduğu yere kadar buradan denize girilebiliyor ve kayalık burada çok fazla, kumsal yok. Genelde şöyle kayalıklardan oluşuyor. Antalya'da hemen her yerde, her koyda, her sahilde denize girdik. Şimdi de burada denize gireceğiz. Antalya merkezin en güzel plajlarından birisi Konyaaltı. Ege Akdeniz turumuzun en son noktası olan Alanya'ya ulaştık. Bugün itibariyle Alanya'nın en meşhur yeri, tepesinde kalan 6,5 kilometre uzunluğunda 250 metre yükseklikteki Alanya Kalesi. Şöyle Alanya'nın birçok noktasını çevreliyor. Burası en yüksek tepesi ve hakim konumda. Evet, Alanya'dan her yerden bu kale görülebiliyor. Aşağıdan, plajlardan, sahilden. Alaaddin Keykubat döneminde 13. yüzyılda 1221'li yıllarda yapılmış bu kale ve o zamandan beri yaklaşık 3-4 kere restorasyon görmüş ama hala dimdik ayakta, şöyle tepeye kadar uzanıyor. Plajlara kadar, sahile kadar iniyor Alanya Kalesi. Buranın sembolü şeklinde ve birçok noktasına hakim yerden görünebiliyor. ...2500 kilometrelik Ege ve Akdeniz turumuzun son durağıydı. Burası Alanya ve ulaşmış bulunuyoruz. Burasının en önemli plajlarından birisi. Çok fazla plajı var. Kleopatra plajı, yani Damlataşı mağarasının hemen yanında Damlataşı plajı olarak geçiyor. Ve en önemli plajlarından bu bir tanesi. Rivayete göre 2100 yıl önce Roma kralı burayı Kleopatra'ya hediye etmiş ve her gün buraya yıkanmaya, duş almaya geliyormuş tek başına korumalarıyla. İşte orası, burası ve çok özel, çok güzel bir plaj. Böyle bir aklınızda kumsalları var. Böyle her yeri ayrı güzellikte şöyle. Aklınızda. Have a question for you. Where are you from? Moscow. Yeah, Moscow. Как ты позовут? Мила. Мила. Спокойной ночи. Я тебя очень люблю. Mila, sorry. Her name is? Ladies. Do you want this or not? Albina. Şimdi de Damlataş mağarasındayız. Alanya'nın kalesinin hemen altında. 1948'de bulunmuş bu mağara. Milattan önce 15 bin yıla dayanıyor, yani 17 bin yıllık sarkıtlar ve bitkilerin şöyle eşsiz güzellikleri göze çarpıyor. Oldukça büyüleyici, çok fazla turist buraya giriş yapıyor. Giriş fiyatı 17 liraya girebiliyorsunuz, herkes girebiliyor. İçeride çok fazla nem var, bunun da astım hastalarına iyi geleceği söyleniyor. Buraya mutlaka gelirseniz uğrayın derim, çünkü oldukça büyüleyici. Aslında Damlataş Mağarası'nın oldukça eski tarihi var, fakat Alanya'da limana ihtiyaç duymuş. 1948'de liman yapılmaya karar verilmiş. Taşa ihtiyaç olunca da bu dağı parçalamaya karar vermişler ve o sırada burası bulunmuş ve turizme böyle bir yer kazandırılmış. Dünyanın belki de en güzel sarkıt ve dikit örnekleri bu noktada. Bir rivayete göre 15 bin yıl milattan önce, ortalama 17 bin yıllık bir tarihi barındırıyor bu mağara. Ne bu?
Sargoz. Sargoz mu? Kalasla Rika.